Bakalım. İlk etapta hob oynayalım. Hob'u acayip merak ediyordum. Hob'u bir başlatayım. Hob ne diyeceksiniz? Torchlight'ı yapan ekibin oyunu. Ayarlarımızı yapalım. Hi. Hi. Çözünürlük, özünürlük, her şey yerli yerinde. Yüklensin. Runic Games'in oyunu ama Diablo tarzı değil bu sefer. Hack and Slash değildi. Red Dead Redemption 2'nin yeni videosunu hep birlikte evet izledik. Oyun yakalamadan şu Runic'e geçelim. Ha, şöyle bir şey yapacağız şimdi. Dü 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 dü. Ben yine kelleye geçiyorum. Bir ayar çekmem gerekecek buna. Neden diyeceksiniz? Desktop değil laptop'tan yayın yaptığım için aha inşallah hala varımdır. Evet. Sanırım görüntü saçmaladı ama şurada oyun içinde yayın olacaktır diye ümit ediyorum. Hoppa. Dur bakayım. Twitter'dan izledik RDR2 fragmanını. Ondan olabilir. Aha, ikinci ekrana verdi direkt. Arkadaş ben chatimeti görmek istiyorum burada. Dur. Ekranla ilgili herhangi bir ayar yapınca direkt şey yapıyor, saçmalıyor. Masaüstü değil desktop laptop olduğu için şu ayarlarımı düzeltmek istiyorum. İzninizle. Hemen şunu görüntü ayarlarını şey yapalım. Genişlet. Okey. Tamamdır. Hop. O yamulmamışız. Bu tarafa geçtiğimizde yamuk gözüküyorduk. İyi yamulmamışız. Şimdi oyun oynayabilir. Sıkıntı şu. Masa üstünden size bir şey gösterirken Intel driver'ı kapatmam gerekiyor. Oyun oynarken de Intel driver'ı tekrar açmam gerekiyor. Performans düşüşü olmasın diye. Böyle bir geçiş sıkıntısı yaşıyorum. Orada da ekranlar gitti geldi. Şimdi hoba giriyoruz. Hoba. Oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Kırdım, kurdum ve nasıl bir oyun olduğunu henüz denemedim. Kamerayı büyüteyim mi? İstiyor musunuz bunu hakikaten? Eski oyunları oynamayı düşünüyorum. Birazdan göreceksiniz. Bu arada yayınlar öyle
2-3-5 3-5 saat olmayacak. Tadında bırakacağım böyle. Uzun uzun yayın yapacak şeyim maalesef durumum yok, zamanım yok. Aşırı tatlı mı grafikler? Bana mı öyle geliyor? Az ufaltayım. Ses mi yok yine ya? Ses size niye gelmiyor? Masaüstü seste ne sıkıntı var? Masaüstü sesinde bir dışarıya vermede sıkıntı var ama çözebilmiş değilim. Gelişmiş ses özelliklerinden bakıyorum. Şöyle yapsam size, %200 yapsam masaüstü sesi. Ha, chat kısmının biraz büyük olduğuna katılıyorum. Masa üstünde azaltmıştım. Benim kulaklık yüzünden mi ses size az geliyor? OBS ile ilgili büyük problem. Bak burada hışır hışır sesler duyuyorum ben. Size geliyor mu ses? Allah geyik. Geyik. Statik gürültü geliyor. Ha, kulaklıktan gelen sesi duyuyor olabilirsiniz. Onu nasıl halledebileceğiz bilmiyorum açıkçası. Angel Tier, bir daha söylesene bakayım, geriye gidiyorum chatte. Kulaklıktan geliyor. Masaüstü ses yok şu anda. OBS ayarlar sekmesinden sese gelerek. Tamam. Masaüstü ses aygıtını seçerek düzeltebilirsin. Aha da. Masaüstü ses aygıtı varsayılan. Bir şeyler yaptım. Şimdi geliyor mu ses? Oyunun sesi. Heh, tamam. Headphones, Plantronics HD One olarak değiştirdim masaüstü ses aygıtını. İlginç, buradan format atıyorum, tamam. Formatçı. Merhaba. Galiba biraz tasarım yapmış abi ya. Biraz kısayım. Neden? Ha tabii. Kısmam lazım. Şurada %200 yaptım. Hop. Çok özür diliyorum. Bu acemilikler olacak, bir 3-5 bölüm katlanacaksınız. Şunu %120 yapayım da kulaklarınız patlamasın. Şimdi iyi olmuş olması lazım. %120'ye getirdim çünkü. Okey. Oyunun şöyle bir güzel yanı var. Buna ben son zamanlarda dikkat ediyorum. Sıfır İngilizce gerektiriyor. Kelime İngilizce bilmenize gerek yok oyunu oynamak için. Hiç, Allah, hiç konuşma yok. Hasar aldım lan. Sevgili troll, nereye götürüyorsun beni? Smiley Mister, hoş geldin. Abi disket kutusu cumartesi günü 11'de bomba gibi bir bölümle geliyoruz bu hafta. Var ya, çok çok eğlendik biz çekerken. İzlerken siz de inşallah çok eğlenirsiniz. Kulaklık, Plantronics, Rig 500. 500 mü? Rigs galiba. Vahim kutusuna. Rig 515. Benim değil, Burak'tan ödünç aldım. Çekime gitmişken, disket kutusunun çekimine gitmişken. Ben normalde bu tür kulaklık kullanamıyorum. Geberiyorum sıcaktan. Yaz olmadığı için şanslıyız. Burada pencere açık.
sonuna kadar. Şu an terlemiyorum ama deli gibi terletiyor. Yani ne kadar rahat olursa olsun şu kapatan kulaklıklar mahvediyor beni. Hoppa. Acaba silah neyin yok mu ya? Herhalde yok. Şey çok zormuş bu arada ya. Canlı canlı anlatmaya çabalayarak. Disket kutusu abi, cumartesi günleri biz nostaljik bir program çekip yayınlıyoruz. Saat 11'de benim YouTube kanalında. Dilerseniz bekleriz izlemek için. 25-30 dakikalık bir bölüm. İttir, kaktır. Burada bir şey var galiba ya, böyle gidek. Bakalım ne olacak. Şu ne? Şurada tutun, düşme, düşme. Çık, tırma. Aa. Arctic Signalized. Ali'cim hoş geldin be ya. Kadim yazarım benim ya. Hoş geldin. Troll nereye gitti? Ha, burada. Hacı ben. Ben nereye gideyim? Ben nerelere gidem? Herhalde o az önce tırmanamadığım, zıplayamadığım yerden gideceğim. Bir yerlerden mangal kokusu geliyor veya ev yanıyor şu anda. Allah! Yuppu! Yuppu! Bak buraya niye çıkamıyoruz ya? Bak çıkamıyoruz ha. Düştü. Allah belanı vermesin. Hayırlı olsun! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Berk Pekin. O Signalize, bu Signalize. Evet abi, Ali. Kendisinin Ankara'da babalar gibi bir VR stüdyosu var. Güzel güzel işler yapıyor. Oyun yapmıyor ama henüz. Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Şuralara bakalım. Bunlar kesin hasar verir. Evet. Ya Ali, Ali sönmez. Evet. Tutup çekme vardır kesin. Bir bakayım options'tan. Hold to grab. Interact attack. Grapple. Q. Interact E. Bu kesin tutup çekebilecek olmamız lazım. Ya. İt tut çek. Abi zıplıyor ya. Evet, kesinlikle zıplıyor. Oyun gezerinin eski sayılarını oyun gezerden alabilirsin abi. Oyun gezerde biz bayağı bir arşiv tutuyorduk eski sayılardan. Hala vardır. Bizimkileri ara bul. Oddworld. Aa, iyi seçim ha. Daha yeni aldım paketi de. Şimdi arkadaşlar ben bu kutuyu itmeyi bulamadım. O yüzden burada boş boş gezeceğim şimdi. İzninizle. Şuraya tutunabilir miyim? Sevgili troll. Ah. Ha, mouse wheel'la şöyle bir hareket yapıyor. Bak yaklaşınca tırmanıyor. Kesin buradan gideceğiz abi. Başka yolu yok bunun ya. Arkadaş canlı yayında takılmak. Aha! Az önce niye çıkmadı? Hayretlik bir şey. Tamam. Bu arada bilgisayarımda 1070 GTX var. Laptop Monster'ın bir serisi. Ama kesinlikle reklam meklam değil bu. İş bilgisayarım. Bildiğim parayla aldım. Çok memnunum. Ördek, zürafa, keçi karışımı. Ördek, zü. Örki, örki, zü.
Impossible Creatures'ı hatırlattı bana. Allah! Çete bakıyordum. Eyvah. Taint olduk. Oha. Kol gitti. Durduk yere. PUBG'ye bayağı oynamaya çabaladım da desktop'umun gücü yetmedi. Şeye kurarım artık laptop'a. Birazcık oynarız. Anam! Ne yapayım? Yayın yapıyorum Pınar Reis. Canlı yayındayım. Kaçma, kaçma. Aha, ekran kapıyı çekti gitti. Onun normalde şu saatlerde Çinkin'i izleme vakti de çizgi film. Bugünlük izin istedim. Önceden izlettim çizgi filmini. Matt Uelmen müziklerin yapımcısı. Matt Uelmen kim bilir misiniz? O Diablo 1'in ünlü Tristram vardır ya. Drilin, drilin. Ve bütün müzikleri. Onun yapımcısıdır. Matt Uelmen Runic'e geçmişti değil mi hakikaten? Black Desert Online hiç ilgimi çekmiyor. Online oyunlar genel olarak ilgimi çekmiyor. Sahip olmadığım tek şey istediğim her şeyi oynayacak kadar zaman. Evet. Oyunun hem tatlı hem karanlık bir havası var ya. Bu büyük kulaklıkların bendeki bir dezavantajı da kulağımı şeyle mahvediyor. Bastırdığı için şu gözlük sapları mahvediyor. Haydi bismillah bakalım. Torchlight sonrasında ayrılmalar olmuştur. Bayağı geçti Torchlight 2'nin üstünden. Arada oyun da çıkartmadılar. Hoppa. Bir interact gördüm. Yes. Hah. Artık güçlü bir kolumuz olduğu için çekiştirebiliyoruz demek ki aleti. Peki bu güçlü kolumuz şuralarda işe yarıyor mu? Aynı yere mi gideceğiz? O zehirlendiğimiz yere gideceğiz herhalde. Arkadaşlar, bu oyun nedir diyecekseniz Hop oynuyoruz. Daha yeni çıktı. Dün çıktı. Sağ olsun Runic Games gönderdi kodu. Bayağı merak ediyordum ben de zaten. İlk yayınımda bununla başlayayım istedim. Runic Games Torchlight serisini uzaktan severim, uzaktan bilirim. Doğru düzgün hiç oynamadım ama. Buraya mı getireceğiz onu? Çıkmaz ki buradan. Şu renkli yerlerden çıkmıyor. Bence şöyle yapacağız. Kolumuz uzuyorsa Bionic Commando'ya benzer ya. Bunlar save noktası herhalde. Ölünce buradan başlayacağız ya. Başlayacağız. Aha. Vefakar trolüm benim ya. Kolun gitti. Sen de benim organiği takaydın. I'm my own. Kılıcın bir parçasını aldık. Üç parça toplam. Bulmamız gereken parça sayısı. Yeni katılan arkadaşlar için hoş geldiniz. Benim adım Sinan Akkol. Oyunumuz Hop adlı yepis yeni bir oyun. Bugün çıktı daha. Hep birlikte bakıyoruz.
Torchlight 1 ve 2'yi yapan firmanın oyunu. Evet, tek kolla çekemedi arkadaş. Aa, diğer parçalarını da aldım. Direkt şeyi, bir demirci şeyi buldum. Güzel. Allah. Ben bir şey seçmedim. E'ye basılı tuttum yanlışlıkla sadece. Göremedim bir şey. Sword combo. 20 tane şundan gerekiyor, o neyse. Powerful sprinting. Materyal yok. Hiçbirini yapamıyoruz. Kendimizi geliştirme şeyiydi herhalde. Burada da kılıcımızı yapacağız diye tahmin ediyorum. Oğlum çok iyi lan grafikler. Hani herkesin tadında olmayabilir ama ben bayıldım grafiklerine, animasyonlarına ve daha doğrusu grafik yapısına oydum. Sen Elder Scrolls sevmiyor musun ya? Fallout. Bir saniye. Achievement'ı Türkçe verdi. Türkçe dil seçeneği var mı oyunun? Hadi. Hadi. Her şey var. Türkçe'de olsun. Yes! Türkçe destekliymiş lan oyun arkadaşlar. Konuşma olmadığı için pek bir işimize yaramayacak ama. Yay! Evet. Hob'un Türkçe destekli olduğunu sağ alttan giren achievement'ın Türkçe olmasıyla anladım. Ne kadar da zekiyim. Evet. Buradan yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok şu anda çünkü item yok. Scron adlı oyunu. Evet, Scron değil lan onun ismi. Başka bir şeydi onun ismi. Neydi? Beni de yanılttın. Scorn. Heh. Gördüm Scorn'u. Yay. Nereye çufçufluyoruz? Büyük abi. Aa, çimen kesmesiyle direkt Zelda. Bunlar kesilmiyor nedense. Kesilen ve kesilmeyen çimenlerimiz var. Güzel. Kılıcımızı aldık. Yes. Arada mouse yan monitöre kaçıyor. Ah, şurada merdiven var. Güzel. Ama merdiveni kırarak indin sen bu inişte. Oyun bana Amiga'daki izometrik arcade adventure'ları anımsattı. O arcade adventure tarzını hatırlar mısınız? Artık liseli değil, üniversiteliler de pek hatırlamaz onları. Amiga'nın en sevdiğim oyun tarzlarındandı ya. Böyle izometrik görünüşlü ve bir şeyler bulmaca çözdüğünüz, dövüşün çok olmadığı oyunlar. Little Big Adventure mesela. Burası herhalde manzara izleme yeri. Evet, izledik, bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Aha, buldum.
sanat yönetmenliği çok güzel oyun. Buradan buraya, oradan karşıya atlayacağımızı tahmin ediyorum. Hoppa. 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 Zup Allah'a. Bu kadar geriden başlatma ayıp ya. Ayıp ya. Sayıyor mu? Orayı izlemiş olmamı sayıyor mu? Herhalde sayıyordur. Bir daha izlememe gerek yok orayı. Sağa doğru, sağa doğru gidiyorum. Kontroller biraz böyle aksamalı. Bak dikkat et, animasyonları böyle koşarken dönmesi falan biraz şey ya, çok responsive değil. Mesela az önce bir yere atlamayı 3 kere denedikten sonra herhalde atlanamıyor dedik. Geri döndük, bir daha denedik. O zaman bir atladı. Kontroller süper böyle tight değil, jilet gibi keskin değil yani. Allah. Bundan yukarı atlayamıyoruz. Böyle herhalde olacakmış. Evet, 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 evet. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni başladığım canlı yayınlarımda Hop adlı yepyeni bir oyun oynuyoruz. Her şey yeni. Biz de yeniyiz. Yenilik çok yaşa. Hey hey hoy hey. Saçmalamadan. Ya Zelda'yı herkesten 2 saat 2 kat fazla oynamanın zaman almasının sebebi bütün çayır çimen ne varsa kesiyor olman bu şekilde. Çok çağ. Şu anda kimin aradığını söylesem inanamazsınız. Gösteremem. Ama çok 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 ünlü, hepimize ilgilendiren birisi arıyor. Açmamam nasıl olacak bakalım. Birazdan dönerim kendisine. Bu ne? Yes. Sessize alayım bari de. Sevdiğim bir kişidir kendisi. Lakin ilk canlı yayıma denk geldi. Donald Trump'a ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın o diyebilirim. Yani böyle bizim camiadan değil pek. Yayıncı IT falan filan. Efendim, nereye gideceğim? Bana kayyum atanıyormuş değil mi? Şuradan zıplar mıyım sence? Yok ya, kel arasa açarım, sizi de konuşurum. Kel derken Burak'ı kastediyorsunuz değil mi? Bu arada buraya bakıyorum. Chat burada olduğu için. Ben kendi sesimi açmayayım da oyunun sesini %120'den %100'e indireyim. En güzeli. En şahanesi. Şöyle %100 yapalım. Handas. Bu ne? Kel Enis değil ya, Burak Burak. Ha, Enis'i mi diyorsunuz siz? Yok, Enis aramadı ya. Enis'le geçenlerde şeyde görüştük. NBA 2K18'in lansmanında görüştük. Hasret giderdik. Enis WhatsApp'ına bakmayan bir insan olarak WhatsApp mesajlarıma 10 yılda dönüyor. Artık tabii biraz da ünlü oldu. Yüzümüze bakmıyor. Hiç öyle değil ya. Candır Enis. Severim kendisini. Buraya niye çıktım? Sorun, niye çıktım?
Şuraya atlamam lazım diye tahmin ede tahmin ede yorum. Yes. Lord of the Rings ilk filmin sonundaki Dwarven madenlerine benziyor burası. Moria. Oluyor muyuz oraya? Hayır. Buraya gidiyoruz. Karartma rengarenk grafiklerde ne güzel. Aha düşman. Merdivenden öyle inilmez arkadaşım ya. Nasıl inmek o ya? Parmak marmak kalmış, bir şey kalmadı. GTA 5 serimiz iyiydi değil mi ya? Birisi acayip trollemiştik ya, hatırlıyor musun? Yaratık gel. Aha kaçtı. Bu ne? Ya Steam isteklerini kabul edemiyorum. Steam'de 600 kişi, 605 kişilik şeyim var. Doldu, full. Artık Steam'den kimseyi kabul edemiyorum. Normal yani gerçekten fiziksel arkadaşım olan insanlar gelse kabul edemeyeceğim. En son birisi çok bir sistem yaptı, beni kabul etmedi falan diye. Onu kabul ettim ve 605 doldu. Ne oluyor? Tabancalı bir şey mi oldum ben? İlk cephane. Basılı tut. İyi basılı tutayım. Neyi basılı tutayım? Ha? Seçeneklerden bakacağız. Denetimler. Yuvarlan, sapma, harita. Zaha harita varmış. Kalkan, depar, kitlen. Gavga. Q. Yumyuk. R. Tamam. Daha harita yok. Kavga yok. Yumruk var ama R'de. Tamam. Toplanılacak falan pek bir şey çıkmıyor galiba ortamlardan. Allah. Geride de bir sürü yer kaldı, gidebiliriz. Aynı Zelda mantığı ya, çok güzel. Kazandığınız özellikler sayesinde daha önce giremediğiniz yerlere girebiliyorsunuz. Şimdi geri gidip o yerlere gireceğiz. Zıplama yumruk. Aha çok iyi. Steam World Dig diye bir oyun çıktı. Ben bunun ilkini de oynamamıştım. O hayvan gibi bir yüksek puanı var. Onu çok merak ediyorum. Vay çok iyi ya. Çok iyi demekten başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Oyunun sesi çok açık, senin sesin az geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım, gelişmiş ses özellikleri. Masaüstü sesi birazcık kısalım. Dırıt dırıt dırıt. Yarın Cuphead çıkıyor, evet. Cuphead için de inşallah bir şeyler düşüneceğiz. Oyun yayını beraber yapmazsak bozuşuruz demiş. Aa Ali demiş, tamam. Olabilir Ali. Hele bir şey yapsın da çıksın da oyun. Performansı falan filan nasıl olacak merak ediyorum. Çok uzun zamandan beri ertelene gidiyor. Bu kadar ertelenen oyunlardan tırsıyorum ben açıkçası. Nasıl olacak, ne bitecek? Ben bu oyunu çok sevdim ya. Uzun süredir alamadığım bir tadı alıyorum şu anda. Enginar tadı alıyorum. Hoppa. Yes. Şimdi. Burada yine zıplayıp
yere vurmayı yapsam bir şey olmuyor. Ne oldu? Ha. Süklüm püklüm trolümüzün yanına geldi. Ben FIFA beceremiyorum ya. Hele Enis'le hiç... Enis'le hiç oynayamam ben ya. Mod lazım mı? Bilmem ki. Mod lazım mı? 76 kişiye yetiyor. Şu anda şey de çok efendi. Chat de çok efendi. Ne verdin? Harita. Yetenekler. Boş. Dünya haritası. Şunlar toplanacak şeyler. Şu gideceğimiz yer. Envanter. Şunlar var. Bu var. Kılıç giderek gelişecek herhalde. Çıkalım hadi. Allah. Çöktü abi. Tamam. Gidiyoruz. Dar delik efendi ol ya. Lütfen gözünü seveyim. Kurtlarını başka kanallarda dök. Buraya gel. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Buradan gidilmiyor. Yerdeki şeyler falan filan da bilahare açılacak herhalde. Aha! Şu anda yetiyor ya. 70 küsur kişiyiz şurada. Moda mod falan filan ne gerek var? Saat kaç olmuş? 7. Ne oldu lan? Ha, ışınlanma zımbırtısına dönüştü bunlar. Süpermiş. Hoppa. Alacağımızı bulduk. Ağaçlarda var mıdır? Zürafa. Zürafa. Neyse. Kızdırmayalım zürafayı. Ağzımızı kırmasın. Aha. Başlara döndük bakalım. Ne yapacağız? Her gün farklı bir oyun olmasını tercih ederim ben açıkçası. Seriye çünkü ben de sıkılıyorum. Bir sürü insan da sıkılıyor. Çok 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 beğendiğim, böyle deli gibi oynamak istediğim bir oyun olursa olur. Şöyle bir şey var ama, her gün yayın yapmayacağım için siz yokken oyun oynayamamak da koyar. Oh, burası açılıyormuş. Bir şekilde tutturacağız be, yeni başladık. Aha. Toplaya geleceğiz herhalde. Hmm. Harita ne kadar? Oo, harita bayağı büyük. Gidip gidip geleceğiz geriye o zaman. Tamam. Scorn oynamak istiyorum hakikaten. Geiger oyunu. Şey değil yani, boru değil.
Geiger oyunu demişim. Geiger'esk görselleri olan bir oyun. Scorn'u çok merak ediyorum. Böyle iki oyun daha var. Hep karıştırıyorum onları. İsimlerini falan filan da karıştırıyorum. Bunları oynamak istiyorum. Şimdi saati 7 ettik. Dediğim gibi yani çok uzun süreli olmayacak benim yayınlar. Hob'u gördük. Hob'u burada kesiyorum. Size retro bir oyuna davet ediyorum. Çıkıyorum oyundan. Ne dersiniz?